Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fare işaretçilerimizi nasıl indiriyoruz ve bunları nasıl değiştiriyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Google'a fare işaretçileri yazdığımız zaman değişik siteler çıkıyor. Ancak ben bu sitede çok beğendiklerim oldu. O yüzden buradan örnek vereceğim. Bu sitenin ismi burada gördüğünüz gibi DeviantArt. Burada üye olarak bu istediğiniz fare işaretçisini indirebilirsiniz. Ayrıca bu sitede yine Photoshop'la ilgili vektörel fırçalar olsun, action'lar olsun, stiller olsun onları da indirebilirsiniz. O yüzden herhangi bir sıkıntı da olmaz. Tereddütü olan arkadaşlar için söyleyeyim. Şurada bir tanesine ben tıklıyorum. Şu bölümde indir seçeneğe geliyor. Download yazıyor zaten. Buna tıkladığımız zaman bizden üyelik istiyor. Ben daha önce üye olup bunları indirmiştim. Sizler de gönül rahatlığıyla üye olabilirsiniz. Zaten grafikerlerin sıklıkla kullandığı bir web sayfası burası. Benim indirdiklerimi bu şekilde klasörün içerisine aldım. Bunları açıklamalar kısmında linkini sizlere vereceğim. Oradan indirip kullanmak isteyen kardeşlerimiz kullanabilir. Şöyle kısaca size bir gösterim yapayım. Bu arada benim kursörüm şu anda şu yani. Burada gördüğünüz. Bu şekilde yine değişik renkler de var. Buradan istediklerinizi işte Mario var. Burada yine değişik pembe renkliler var. Oyunlarla ilgili var. Bunlar tabii GIF'li, hareketli. Şöyle bir tanesini size göstereyim. Bu şekilde hareket ediyor. Biraz da büyütelim eğer net gözükebilirse. Bu şekilde hızlıca giden birisi mevcut. Tabii ben oyun oynamadığım için bu karakterleri pek bilmiyorum ama umarım çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet, bunları nasıl indireceğiz? Bunları da verdiğim linkten indirdikten sonra şurada fare imleci isminde bir sıkıştırılmış dosyamız gelecek. Bunun üzerine sağ tıklayıp klasöre ayıkla dediğimiz zaman da yeni bir klasöre biz bunu ayıklayacağız. Evet, şu şekilde yine fare imleci olarak burada çıktı. Tabii ben burada size her birisini ayrı parça olarak verdim arkadaşlar. Her birisinin içerisinde kendine ait imleçleri var. Burada şu kısımda installer diyor. Buna sağ tıklayıp yükle dediğiniz zaman buranın tamamını yüklüyor. Yani bu seti yüklüyor ama biz tek tek yüklemek istediğimizde bunu kullanmıyoruz. Bir de şu var. Faremizi yükledikten sonra bunun yerini veya ismini değiştirebiliriz. Değiştirmemeye de yine özen gösteriyoruz. Şimdi biz bu imleçleri nasıl değiştiriyoruz? Bunun iki yolu var. Birincisi denetim masasına geliyorum. Buradan donanım sese giriyorum. Burada fare seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi aygıtlar yazıcılar bölümünde fareye tıklıyorum. Burada da işaretçileri seçiyorum. Burada istediğim fare işaretçisini şu bölümden göz at diyerek seçiyorum şöyle. Ben masa üstündeydi benimki. Hemen gidiyorum şöyle. Fare imleci diye yine burada seçmişim. Buradan istediğim herhangi birisini seçtikten sonra mesela şu biraz daha yeşilmiş. Burada zaten ön izlemesini de görüyorsunuz. Ben onu seçtikten sonra aç diyorum. Daha sonra da uygula diyorum. Şu anda benim fare imlecim gördüğünüz gibi o şekilde yeşil oldu. Buradan yapabiliriz. Bir başka yöntemi de yine Windows 10 kullanıcıları için burada Windows simgesine tıkladıktan sonra ayarlar kısmına geliyorum. Burada cihazlar var yine. Bluetooth yazıcılar fare diye buraya tıklıyorum. Burada farenin bölümü geldi. Fareyi seçiyorum şuradan. Ek fare seçeneklerine yine tıkladığımız zaman biraz önceki görmüş olduğunuz ekran yine burada da geliyor. Burada yine işaretçiler dedikten sonra değiştirmek istiyorsam eğer göz at diyorum. Buradan şöyle bakalım. Masa üstüne ben tekrardan gidiyorum. Buradan fare imleçlerimin olduğu bölümü seçiyorum. Şöyle mesela bu sefer de şunu seçebiliriz. Onu seçtikten sonra aç diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde faremin imleci de yine değişmiş oldu. Pro Dersler kanalında fare imlecimizi kolay bir şekilde nasıl indiriyoruz, nasıl değiştiriyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Sizler de her zaman olduğu gibi desteğinizi esirgemez abone olup videomu beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.